Sen gel başkanım, fotoğrafı al. Yıllardır vereyim zaten. Pardon abi, başkanım şunu da tehlikeye de. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, bugün genel başkan vekilimiz Mustafa Ali Taş Bey, grup başkan vekillerimizle birlikte İYİ Parti'nin olağanüstü kongresinde genel başkanlığa seçilen Sayın Genel Başkan Mustafa Dervişoğlu Bey'e hayırlı olsun ziyaretinde. Ben kendisini, değerli genel başkanı tebrik ediyorum. Tabii geçmişte genel başkanımızla biz burada mecliste grup başkan vekili, ben grup başkanı olarak yine Mustafa Ali Taş Bey ve diğer arkadaşlarla beraber uzun bir çalışma dönemi geçirdik. Kendisinin bu konulardaki meclisteki genel kurul çalışmalarına, komisyon çalışmalarına ne derece önem verdiğini, titiz çalışmasına şahidiz. Gerek bu konuda bizlere katkı sağlayacak konulardaki önemli destekleri oldu geçmiş dönemlerde. İnşallah bundan sonra da bu yakın işbirliğini, yakın diyaloğu ve gerek komisyon çalışmalarımızda, gerekse genel kurul çalışmalarımızda bu işbirliğini ve yakın diyaloğu devam ettireceğiz. Kendisinin bu konudaki birikimi ve tecrübesinden her zaman faydalanmayı arz ediyoruz. Bizleri kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Ben yeniden kendisine olağanüstü kongre sonrasında seçilmiş olduğu İYİ Parti Genel Başkanlığı'nda ve diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza ben başarılar diliyorum. Tebrik ediyoruz. Çok sağ olun Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler Bey ve mesai arkadaşlarım olan geçmiş dönemlerde grup başkan vekilleriyle birlikte yine Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Ali Taş'ın ziyaretlerinden ziyadesiyle mutlu oldum. Öncelikle onu ifade etmek isterim. Ben iki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekilliği yaptım ve gerek iktidar partisiyle gerekse meclisteki muhalefet partileriyle meclis çalışmalarının doğru yürütülmesine müştereken katkı sağlamaya da gayret sarf ettim. Öncelikle ben hem geride bıraktığımız dönemle alakalı olarak hem de bugünkü ziyaretleriyle ilgili olarak kendilerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin önemli meseleleri var. O meselelerin çözüm yeri de hepinizin bildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi geleneklerine uygun bir biçimde sürdürülmesi de icap eder. Mecliste görev yapan arkadaşlarımız öncelikle o geleneğin inşasında önemli rol üstlenirler. Bu yönüyle bakıldığında ben bir mesai arkadaşlığı hukuku da olduğu için aramızda sağladıkları katkı için de çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaret muhtat bir ziyaret. Meclis çalışmalarını konuştuk. Benim genel başkan seçilmemle ilgili iyi dileklerini ve temennilerini ifade ettiler. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum tekrar. Ben de bu ziyaretten ne kadar memnun olduğumu sizlerle paylaşmış oluyorum. Bütün partilere meclis çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu çalışmaların doğru bir biçimde sürdürülebilmesi noktayı nazarından meseleye baktığımızda partilerin grup başkanlarının da mecliste bulunmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle önemli günlerde ve önemli kanunlarda. Ben grup başkan vekiliyken bazı şikayetlerim olurdu meclisi, niye iş liderler mecliste yok diye. Grup başkan vekili arkadaşlarımızla onu tartışırdık. Ben o dönemki eleştirileri de dikkate alarak mümkün olduğu kadar mecliste bulunmaya gayret sarf edeceğim.
Yani bu mesai arkadaşlığı da devam edecek. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Tekrar hayırlı olsun. Cümletlerim var. Arkadaşlar girmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenize dair bir randevu belirleme gibi bir durum oldu mu acaba? Bana mı soruyorsunuz? Hepinize soruyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşme olacak mı? Hayır, biraz eğitim misin? Yoğun hiç konuşmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız dün görüşmememiz için bir neden yok dedi. Ama bugün hiç onu konuştuk. Efendim sokak hayvanları iade ettik. Evet. Sokak bugün... hayvanları sorunu da var gündemde. Buna ilişkin tasarrufları da olacak. Onunla ilgili dün neyin nasıl yapılacağına dair görüşlerimi ifade ettim. Yani partimin görüşlerini de ifade ettim. Bugün doğrusunu isterseniz onu da konuştuk. Son derece hassas bir konu. Çözümü için siyasi partilerimizin ortak bir çalışma yapmaları da gerekir. Çünkü toplumsal bir mesele, sosyal bir mesele, kimin nereden baktığı belli olmayan da bir mesele. Dolayısıyla ortak aklı devreye sokarak bir çözüm bulunması lazım. Onun için de parlamentoda hem komisyonda hem işte genel kurulda görüş ve düşüncelerimizi karşılıklı olarak ifade edeceğiz. Yeni anayasa konusu gündeme geldi. Hiç konuşmadık. Meclisi konuştuk. Ben her zaman basın mensubu arkadaşlarıma da onu söylüyorum. Gündemde ne varsa onu konuşuyoruz. Parlamento grubunun çok özel bir tarafı var. Burası gündem yaratmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündem yaratmaz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi meclis çalışmalarına hakimdir derler. Doğru mu? Evet. Arkadaşlarım, eski dostlarım. Çok teşekkür ederim. Meclis gündemine hakimdir. Yani onun dışına çıkmadı. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a ziyaret ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.